Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 20 Mart Pazartesi. Bu hafta hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Şimdi haberler. Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda %22,6'lık artışla yaklaşık 9 milyon kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise %9,9. Yaşlı nüfus oranının 2030'da %12,9'a, 2080'de ise %25,6'ya çıkması öngörülüyor. İKSV'nin düzenlediği 51. İstanbul Müzik Festivali, 30. İstanbul Caz Festivali ve Gezgin Salon Festivali'nin programı açıklandı. 42. İstanbul Film Festivali'nin programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak. Sicilya adasını İtalya anakarasına bağlayacak 3.3 kilometrelik köprü projesine hükümet onayı çıktı. Tamamlanması halinde dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip olacak projenin maliyeti 8 milyar euro olarak hesaplanıyor. Kasım ayında 11 bin çalışanını işten çıkaran Meta, 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak. Gelirlerinin 2022'de durgunluk yaşadığını belirten Mark Zuckerberg, başvuruya açılan 5 bin pozisyonun da kapatılacağını ekledi. Banshees of Inisherin Oscar kazanamadı ama yeni bir modanın öncüsü oldu. İrlanda'daki mağazalar, filmin gösterime girmesinin ardından geleneksel süveterlerin satışının arttığını açıkladı. Filmde kullanılan 4 kazağı ören İrlandalı 83 yaşındaki Delia Berry, üne kavuşurken çevrim içi iletişim platformu Reddit'te örgü forumu açıldı. İngiliz Esquire dergisi yapımı, yeni harika triko filmi olarak adlandırdı. Kapsül Pazar'da bu hafta, kira artışlarının toplumsal ve ekonomik boyutları ele alındı. Okumak ve daha fazla habere ulaşmak için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.